illerden biriydi Hatay. Hatay nasıl bir bayram geçiriyor Hataylılar? Bayramda neler yapıyorlar? Mustafa Dilek, Hatay'da bir gazeteci meslektaşımız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhabalar Zübeyde Hanım, iyi yayınlar dilerim. Çok çok teşekkürler. Aslında siyasete boğulmuş bir Türkiye var ve genellikle gündem siyaset, ancak elbette ki deprem bölgesini, depremzedeleri ve depremden etkilenen kentleri unutmamak gerekiyor. Hatay nasıl bir bayram geçiriyor? Hatay çok sönük, çok buruk bir bayram geçiriyor. Maalesef uzun yıllarda bayramı tadıyla yaşayamayacak. Çünkü gelinen tabloda depremin altından 16 ay geçti ve 16 ayın sonunda hala konteynerde yaşayan insanlar var. Yakınlarını depremde kaybetmemiş ve hala bulamamış vatandaşlar var. Deprem şehitliğinde depremin ikinci günü, ilk günü giden vatandaşlar ve oraya giden kayıp yakınları var. Ve herkes gözyaşı içerisinde hala da depremin travmasını çok acı bir şekilde maalesef hissediyor. Bundan dolayı da özellikle Antakya'da, Defne'de, Kırıkhan'da ve Samandağ'da depremin verdiği etkiden dolayı da Kurban Bayramı maalesef çok sönük geçiyor diyebilirim. Deprem bölgesinde pek çok sorun var. Belki sayarsak liste uzar gider, ama siz orada yaşıyorsunuz, birebir tanıksınız ve içindesiniz. Depremzedelerin öncelikli problemleri neler? Öncelikli problemi maalesef 2024 yılında bunu konuşmak belki üzücü verici ama hala su sorunu var. Su problemi çok ciddi derecede insanların canını sıkıyor. Depremin ardından 16 ay geçti ve baktığımız zaman yerel belediyeler, hükümet su problemini çözebilmiş değil. Bugün bayramdan hemen öncesinde yüzlerce insan Hatsu'ya mesaj atıyor ve diyor ki bizim sularımız kesik. Yarın bayram. Çamaşırlarımı yıkayamıyorum, bayramlıklarımı yıkayamıyorum, bulaşıklarımı yıkayamıyorum ve bize su getirin diyorlar. Örnek vermek gerekirse daha geçtiğimiz hafta Oranlı Konteyner Kenti'nde, Defne ilçesinde 6 gün boyunca sular kesikti ve sular gelmedi. Bununla beraber çok ciddi derecede haşere problemi var ve haşere problemi de giderilebilmiş değil. Özellikle Konteyner Kent'te yaşayan vatandaşlarda haşerenin getirdiği ısırmalardan dolayı çok ciddi durumlar ortaya çıkıyor. Acil servisler hep haşere ısırıklarından dolayı dolmuş, taşmış durumda. Uyuz vakalarından bahsediliyor. Tüm bununla beraber bir de insanlar ciddi anlamda işsizlik yaşıyor burada. İşsizlik kaygısı var. Daha geçtiğimiz hafta Salı günü 650 kişi TYP'den işe alınacaktı Hatay genelinde. 10 bin kişi başvurdu. Düşünebiliyor musunuz? 650 kişi alınacak ve 10 bin başvuru var deprem bölgesinde. Hatay'ın çok ciddi derecede işsizlik sorunu var. Özellikle genç nüfusta maalesef burada hizmet ve inşaat sektörü dışında bir sektör bulunmadığından dolayı da istemese bile Hatay dışına göçmek zorunda kalıyor Zübeyde Hanım. Hatay'a bir geri dönüş söz konusu mu? Biliyorsunuz depremle birlikte adeta depremden etkilenen kentler insansızlaştı. Özellikle Hatay özelinde bunun çok daha yoğun yaşandığını biliyoruz. Deprem üzerinden bir yıla aşkın bir süre geçti ve siz problemlerin hala devam ettiğini ifade ediyorsunuz. Muhtemeldir ki geri dönüşler yaşanmıyordur, ama ben tekrar sorunun cevabını, doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Bir geri dönüş söz konusu mu, yoksa tersine bir göç mü var? Yani Hatay'ı terk eden insanlar var mı? Bu kadar sorundan bahsediyorsunuz. Depremin yaratmış olduğu tahribatların giderilmediğinden bahsediyorsunuz. Ve anlattığınız sorunlar açıkçası çok da yaşanılabilir bir kent olmadığını gösteriyor. Çok doğru. Dört ilçede gerçekten yaşanabilir bir ortam yok ve tamamen tersine göç söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda Hatay Valisi Sayın Mustafa Masatlı 120 binin üzerinde insanın Eylül ayında Hatay'a döneceğini ifade etmişti. Ama sahaya indiğiniz zaman vatandaşlarla konuştuğunuzda veya az önce bahsettiğim gibi genç nüfusla konuştuğunuz zaman kimsenin yakın dönemde Hatay'a dönmek gibi bir planı veya önceliği maalesef yok. Çünkü en basit barınma ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor vatandaşlar burada. Yani her gün elektrik kesintileri var. Ben sizin yayınıza bağlanmadan 3-4 dakika önce buraya elektrik geldi konteyner iş yerime. Yoksa 3 saattir elektrikler kesik. Daha biz elektrik, internet, su problemini çözememişken tekrar Hatay'a dönüşün olduğunu söylemek biraz hayalcilik olur. Ama tam tersi Hatay'dan çıkmak zorunda kalan, istemese bile gitmek zorunda kalan hem öğrenci nüfusu var hem çalışan genç nüfus var maalesef.
diğer deprem bölgesiyle ilgili, yani kentleriyle ilgili bir bilginiz var mı? Bu yaşamış olan sorunlar, tahribatın giderilmemesi sadece Hatay özelinde mi devam ediyor, yoksa diğer kentlerde de böyle bir durum söz konusu mu? Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Şu şekilde ifade edeyim. Depremin en yıkıcı etkisi Hatay'da olduğu için benim bahsettiğim bu problemlerin diğer illerde bu şekilde majör olarak durduğunu söyleyemem. Hatay en yıkıcı etkiye sahip olduğu için Hatay'da bunlar devam ediyor ve maalesef yani çözümü için de yerel yönetimle Ankara el ele verirse hizmet gelir diyen bir cumhurbaşkanımız vardı ama bu hizmetin de 16 aydır gelemediğini net şekilde görüyoruz. Yani burada belediye değişti. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Daha 3 aydır belediye kendi içinde teşkilatlanamadı. Ve düşünebiliyor musunuz? Bir Büyükşehir Belediyesi, AK Partili bir Büyükşehir Belediyesi bayramdan hemen önce övündüğü şey şu oluyor hanımefendi. İnanılmaz. Ben duyduğumda şok olmuştum. Diyorlar ki bayramdan önce biz bütün mezarlıklarımızı temizledik. Bütün mezarlarımız tertemiz. Ya bir mezarlığı temizlemek mi kriter? Bu kadar çok sorun varken. İnsanlar bayrama girerken çamaşırını yıkamıyor, suyu kesik, bayramlığını yıkayamıyor, bulaşığını yıkayamıyor. Ama AK Partili Büyükşehir Belediyesi mezarları temizledik diye övünüyor. İçinde bulunduğumuz durum bu. Yani dolayısıyla ben diğer illerde bu kadar çok büyük sorun olduğunu veya bu kadar plansız bir sürecin işlediğini düşünmüyorum. Orada daha planlı işlediğini düşünüyorum. Ki zaten deprem konutlarının teslim edilme oranlarına bakarsanız da en az teslim edilme oranı maalesef Hatay'da yine. Evet, depremde kayıplar var. Biraz önce siz de aktardınız aslında. Kısa bir süre önce depremde yakınını kaybeden ve ne cenazesine ne de kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamayan bir depremzede ile konuştuğumda bana şöyle söylemişti. İçişleri Bakanlığı bize ulaştı ve kayıplarımızı bulmak için harekete geçeceklerini, ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söylemişti. Depremdeki kayıplarla ilgili bir gelişme var mı? Bulunan kimse var mı? Ya da bu konuyla ilgili aktif bir çalışma yürütülüyor mu? Bilgiye sahip misiniz? Şu şekilde ben DEMAK'la bu konuyu geçtiğimiz hafta görüşmüştüm. Birçok kez Ankara'ya gittiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. Araştırma komisyonu kurulsun diye ciddi görüşmeler yaptılar. Görüştükleri herkes bu komisyonun kurulacağını söyledi ama ortada resmi olarak kurulan bir komisyon maalesef yok. Yani bu konu meclise geldiği zaman sürekli reddediliyor. Burada da yerel anlamda da vatandaşlara şunlar söyleniyor. Biz bu konuyu özelde ilgileneceğiz. Yerel unsurlarla bu konuyu çözmeye çalışacağız. Ama durum yerel unsurlarla çözülebilecek kadar basit bir durum değil. Bakın sadece bir aileden bahsedeyim. Selahattin Kılıç diye bir vatandaş var depremzede. Ailesinden 4 kişi hala kayıp ve hala bulunamadı. Hiçbir iz yok. Yani bunu yerel unsurlar zaten çözecek olsaydı 16 aydır çözerdi. Demek ki bunun mecliste çok ciddi derecede konuşulup ciddi bir komisyonla, iyi bir araştırma ekibiyle ele alınması gerekiyor. Yani burada da siyasilerin derneklere veya depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara söylediği sözün altının doldurulması gerekiyor. Maalesef hepsi afaki kalıyor. Mustafa Dilek, çok çok teşekkür ediyorum. Zor koşullar altında aslında deprem bölgesinde zor koşullar altında yaşamı sürdürmeye çalıştığınızı biliyorum. Ona rağmen zaman ayırdınız ve bize bilgi verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Şunu söyleyebilirim. 6 Şubat depremlerinden çok kısa bir süre sonra Hatay'daydım. Bütün deprem illerinde bulundum. Ve sanırım o günden bugüne çok fazla şey değişmemiş. Biz 6 Şubat'tan sonra ne konuşuyorsak şu anda deprem bölgesinde yaşayanlara, orada muhabirlik, gazetecilik yapan meslektaşlarımıza bağlandığımızda da aslında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. İyi bayramlar bile dileyemedim. Açıkçası boğazım düğümlendi. Evet, Mahmut Aydın, biz kaldığımız yerden.